Bugünkü konumuz isimlerimiz. Sahip olduğumuz isimlerin hayatımız üzerinde etkisi gerçekten var mı? İsim benim kaderim mi? Peki burada ben ismimi değiştirirsem bu çözüm olur mu? Tabii ki ben yine bu işi ruhsal plana bağlayacağım. İsimlerimizi de biz mi seçtik? Geçen gün yaptığım bir danışmanlık bana çok başka bir ufuk açtı. Benim bir ablam varmış. O vefat ettikten sonra onun adını bana koymuşlar dedi. Oo dedim, dur o zaman. Merhaba arkadaşlar. Evet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz isimlerimiz. Sahip olduğumuz isimlerin hayatımız üzerinde etkisi gerçekten var mı? İsim benim kaderim mi? İsmimi değiştirmem gerekir mi? Ya da ismimi değiştirmeli miyim? Gibi sorular. Hatta bazen geliyorlar bana, hocam ben ismimi değiştirdim. Eskiden buydu fakat şimdi bu. Ya da işte şu ismim var, onu kullanmıyorum, o sadece resmiyette var. Arkadaşlar, isimler bizim kaderimiz mi? Evet, bu Allahu Alem düşünülmesi gereken ve çokça üzerine konuşulacak bir konu. Ancak sahip olduğumuz isimlerle birlikte kadersel planda kaderimiz şekilleniyor mu? Evet arkadaşlar. Evet, isimleri sadece işte Emine, Ayşe, Fatma, sanki sizin kimliğinizi belirleyen, diğer kişiden ayıran sadece bir yazılı şekil olarak görebilirsiniz. Ki bu tamamen hayatı yine eksik okumamıza sebebiyet veren unsurlardan bir tanesi. Arkadaşlar duymuşsunuzdur sayıların enerjisi, ben de çok bahsederim harflerin enerjisi. Bu alem Allah'ın ol demesiyle başlayan kelam sıfatıyla yaratılmış diyoruz. Burada biz harflerin, kelimelerin yaratımda ve varoluşta ne kadar önemli ve etkin olduğunu anlatıyoruz, öyle değil mi? O zaman ben sürekli Emine ismiyle çağrılıyorsam, bu Emine ismine ait bütün her bir harfin bir titreşimi ve bir frekansına her an maruz kalıyorum. Önceki videolarda bahsetmiştik frekansların, titreşimlerin hayatımız üzerindeki etkileri. İşte bizi aşağı çekmeleri ya da yukarı çekmeleri. Evet, o noktada arkadaşlar her bir şeyin titreşimi ve frekansı olduğu gibi benim ismimin, soy ismimin, hatta konumuzun dışında da değil, içinde de değil ama bahsetmemiz gereken doğum tarihlerimizin, doğum saatimizin, hayatımızın giden sürecinde kadersel planda etkileri çok yüksek. Bu noktada özellikle numaroloji çok güzel bir ilim. Aslında numarolojinin oluşmasında temel kaynaklar hem Kabala'dır, Tevrat'tır. Aynı zamanda İslami açıdan, İslami itikat açısından da Ebced hesabıdır. Aslında Sami dillerine ait bir hesaplama şeklidir. Bu noktada bazılarımız numaroloji mi deyip böyle sanki sonradan uydurulmuş bir ilim gibi görse de numaroloji aslında kadim esaslara dayanan, çok sağlam temelleri olan, bugüne göre yorumlanmış bir ilimdir arkadaşlar. Bu noktada hayatınızdaki kullandığınız kelimelerin titreşimleri hayatımızı nasıl şekillendiriyorsa, tekrar kendi isminize gelecek olursak, o da hayatınızın, kaderinizin yönlenmesi noktasında çok etkili. Mesela benim adımdan örnek verecek olursak, Emine isminin içindeki harfler, işte E harfi, M harfi, N harfi ve İ harfi. Bütün bunların kendilerine özgü bir titreşim ve frekansları var, sayısal değerleri var. Konu yine sayılara çıkacak. Her şey birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Harflerden sayılara çıkarsınız, sayılardan da bütün alemin şifresini çözersiniz zaten. Evrenle uyumlanırsınız. E dediğinizde 5 titreşimi, M dediğinizde 4, N dediğinizde yine 5, İ dediğinizde 9 sayısının titreşimi ve frekansıyla uyumlanırsınız.
Bunları bir araya getirip topladığınızda ortaya çıkacak 28'dir mesela Emine'nin numerolojik karşılığı. 28'in enerjisine tabi olursunuz. 28'in enerjisi aynı zamanda numerolojik olarak bir enerjisine karşılık gelir. Evet, benim adım Emine. Ancak ben bu Emine ile birlikte 5, 4, 9 enerjileriyle, 28, 1 enerjileriyle, 28'in içindeki 2 ve 8 enerjileriyle ne yapıyorum? Her an uyumlanıyorum demek. Ve bunların kadersel planda etkileşimleri benim kaderimi, karakterimi ve hayata karşı tavır ve tutumlarımı tabii ki yönlendiriyor arkadaşlar. Günümüzde özellikle hani Müslüman toplumlarda en çok konulan isimlerden Muhammed ismi. Bakın enerjisi, frekansı çok yüksektir. Ancak Muhammed isminin mesela M harfiyle başladığı için 4 enerjisidir. 4 enerjisi birazcık arkadaşlar zorlamalı bir enerjidir. Bu noktada birazcık hayatlarında sıkıntı olabileceğini bizler görürüz. Peki burada ben ismimi değiştirirsem bu çözüm olur mu? Arkadaşlar bizim inancımıza göre hani doğduğumuzda kulağımıza okunan bu doğrultuda aslında bu ismi sanki annem babam vermiş gibi gözükse de ruhsal planda seçtiğim, diyelim ki Müslüman değilim, başka bir dine mensubum, direkt ismimin yazıldığı defter. Ben direkt onunla arkadaşlar senkronize olmaya başlıyorum ve hayatım o doğrultuda değişmeye, dönüşmeye ve kurgulanmaya başlıyor doğduğum ve o ismi üzerime aldığım andan itibaren. Tabii ki ben yine bu işi ruhsal plana bağlayacağım. İsimlerimizi de biz mi seçtik? Kesinlikle biz seçtik arkadaşlar. Bazılarımız nasıl isimler seçti biliyor musunuz? Daha önce yaşamış, ölmüş birinin ismini aldı. İşte sizden önce ölmüş kardeşinizin ismini aileniz size koyuyor. Ya da işte çok büyük atalarınız, anneanneniz, dedeniz, onların isimlerini size tekrar veriyorlar. Nitekim benim adım da öyle. Babamın anneannesinin ismi Emine. Ve ailede sadece böyle atasal noktada ismi bir ataya sahip olan tek kişi benim. Ve bu noktada annem zaman zaman benim ona ne kadar benzediğimi söyler. Hani karakter olarak, huy olarak. Hiç görmedim bu arada. Ben annemin karnındayken o vefat etmiş. Fakat onun birçok özelliğinin yani karakter olarak bende olduğunu çok kez duymuşumdur. Sanki bize şey gibi gelir. Bana onu benzetme ya, iyice ona benzedim. Ya da işte bana benzet, evet değil mi, aynı onun gibiyim. Aynı onun gibi çalışkanım. İşte aynı onun gibi ayaklar üzerine sağlam duran güçlü biriyim değil mi? Mesela bunlar bana söylenen şeyler arkadaşlar. Bu noktada ismin titreşimiyle birlikte ben zaten o hale bürünüyorum. İsmin bana getirdiği özellikleri üzerime alıyorum. Bu özelliklere zaten bu isme daha önce sahip olan kişi de sahip de arkadaşlar. Burada konuyu şöyle bir tarafa çevireceğim. Mesela benim işte babamın anneannesi adı Emine. O da bu Emine'nin sahip olduğu işte sayıların karşılığında oluşan titreşim ve frekansla bu hayatı yaşadı. Ancak benim ondan şöyle bir farkım var. Ben bir de onun bu hayatı yaşama şeklini üzerime alabiliyorum. Sırf aynı isme sahip oldum diye. Ben bu isimlerle ilgili çok böyle soru alırdım eskiden ama geçen gün yaptığım bir danışmanlık bana çok başka bir ufuk açtı. Buraya geldi kişi, işte hayatında bir takım işiyle alakalı maddi noktalarda problemleri olduğunu söyledi. 45-50 yaşlarında bir kadın danışanımdı. Ondaki okumaları, ruhsal okumaları yaptığımızda şunu gördük. Kendi de zaten isminiz ne dediğimde direkt ismini söyledi ve arkasından şunu ekledi. Benim bir ablam varmış. İşte 10 yaşlarında lösemiden vefat etmiş. O vefat ettikten sonra onun adını bana koymuşlar dedi. Oo dedim, dur o zaman, dur. Şimdi hemen ilk buna bakacağız biz. Normalde isimlere çok takılmam arkadaşlar ama o bizzat konumuzla hiç alakası olmadığı halde bu noktada bir açıklama yaptığı için dedim ki biz buradan bir girelim. Ne gördüm biliyor musunuz hayatında? 10 yaşında bize göre tamamlanmamış, eksik kalmış. Hani bizler deriz ya, ya erken gitti, daha yapacak çok işi vardı ya da çocuk yaştaydı,
deyip kendimizce bir böyle bir bakış açısı geliştiririz ya, küçük yaşta vefat eden çocuklara ya da gençlerle alakalı. Evet, şimdi bu kişiye bu isim verildiğinde farkında olmadan o misyon olarak o ablanın tamamlayamadığı hayatı tamamlamayı kendine vazife edinmiş. Aslında tamamlanmış bir hayatı tamamlamaya çalışmak da onu beyhude bir çabaya götürmüş arkadaşlar. Ben bunu söyledikten sonra dedi ki ya öyle bir aydınlanma yaşadım ki ben de hayatımın hiçbir alanında bir yani işte okulumu bitirememişimdir. İşte evlenmiş ayrılmış bir bayandı. Evliliğimi ya da ilişkilerimi böyle götürememişimdir. Ya da ben şuyum deyip size koyacağım bir şey yok. İsmim bile sonra kendi başka bir isim de verilmiş ayrıca onu kullanıyor. İsmim bile bu kadar hani çetrefilli. Hayatım hep çetrefilliydi. Dedim ki çünkü siz farkında olmadan iki hayatı yaşıyorsunuz. Bir, ruhunuzun ve nefsinizin size has erdemleriyle, size has hayat amacıyla sahip olduğu bir kadersel planı siz ablanızınkini de tamamlanmamış olarak eklemeye çalışıyorsunuz ve amacınız önce onu tamamlamak. Ancak buradaki parantez içinde tekrar söylüyorum, tamamlanmış, bitmiş bir hayatı tamamlamaya çalışmak arkadaşlar. Bu noktada ona bununla ilgili çözümlemeler yaptık. Diğer bir tecrübemden bahsedeyim. Yine bu benim ailemden bir örnektir. Benim annem hep akciğer problemleri olan, astım hastası, işte alerjik olarak öksürük nöbetleri, krizleri yaşayan, çocukluğumuzdan beri var olan bu özelliklere sahip bir hatun. Özellikle son yıllarda zatüreye birkaç kere tutuldu, hastanelerde yattı, korona süreci de onun için ağır geçti. Yani her daim annemin solunum sistemiyle ilgili sıkıntıları vardı. Şu anda bayağı hafifledi ama hala ara ara bu öksürük nöbetlerini yaşamaya devam eder. Hatta hep şu şeyi söyler, işte affedersiniz tükrüğüm boğazıma kaçtı ve beni öksürttü der. Bazen işte sanki tükrüğümde boğulacak gibi geliyor der. Bazen hep şunu söylerdi, işte sanki boğazımda burada bir yumru var da gitmiyor gibi der. Bunların hepsi annemin ifadeleri arkadaşlar. Tabii ben bu tarz ruhsal çalışmaları yapmaya başladıktan sonra bir kişiyle ilgili, özellikle kendimle ilgili çözümlemeler yaparken çok fazla atasal kayıtlarıma, özellikle de annemden gelen o noktada ortak kayıtlara baktığımızda şunları gördüm. Ki bunlar evde çok konuşulmayan mevzulardı. Annemden önce doğan ablası, annemle ismi aynı, o öldükten sonra aynı ismi anneme koymuşlar. Suda boğularak ölmüş arkadaşlar. Oynarken suya düşüyor, sonra suda boğulup vefat ediyor. O vefat ettikten sonra aynı ismi anneme koyuyorlar. Sonrasında annem bu dünyaya geldikten sonra kendinden sonra gelen kardeşi, o da kızamık oluyor ve kızamıkta da boğaz zamanla kapanıyormuş, nefes alamıyor, hatta yemeklerini yiyemiyor, yemek yerken parmaklarıyla itiyorlarmış. Hatta dedem bununla ilgili anıları anlatıp ağlardı diyor annem. Böyle bir kendinden sonra gelen kardeşe sahip. Bu noktada rahmetli anneannem de zaten ciğerleriyle ilgili bir hastalıktan vefat etti. Bir silsile, bir devamlılık var orada. Anneannemlik de belki kendinden önce gelmiş kişilere aitti ama anneminki o kadar net ve belliydi ki orada kendinden önce ve aynı ismi aldığı ablasının o suda boğulma halini hayatında her an yaşıyor. İşte belki de bu hayatta astımın bilinçaltı kayıtlarından biridir arkadaşlar bu. Nefes almaya hakkım yok, yaşamaya hakkım yok. Çünkü o vefat etti gitti, ben nasıl o ölüyken yaşayabilirim deyip kendini hayata kapatmak. Ya da onun o ölüm anındaki hissettiği çaresizliği ya da boğulma hissini günlük hayatında sürekli yaşamaya devam etmek. Ve bunu üzerine almak. Önceki videolarda atalarla ilgili kayıtlardan, onların bizim üzerimizde getirdiği yaşam şeklinden bahsetmiştim. Burada sadece atalar değil arkadaşlar, aynı alanı paylaştığınız, sizin ablanız, kardeşiniz ya da ismini aldığınız herhangi biri, bu atanız olmayabilir, aile efradınızdan tanıdık biri olabilir ya da tarihten bazı kişilerin isimleri konuyor bazılarımıza, öyle değil mi? Çok hayran olduğunuz bir bilim insanının ya da hayran olduğunuz bir işte İslami mütefekkirin ismini koyabiliyorsunuz çocuklarımıza.
bu noktada da farkında olmadan onların yaşadığı hayat zorluksa zorlukla yaşamaya, kolaylıksa kolaylıkla yaşamaya, ilim erbabıysa gerçekten öyle birine dönüşmesine. Siz hangi niyetle koyduysanız özellikle o özellikler kişide karşılık bularak hayatının şekillenmesine yol açıyor arkadaşlar. Çocuklarınıza isim verirken iki kere düşünün derim. Ancak siz iki kere de düşünseniz, üç kere de düşünseniz o isimler zaten çocuklarınızın ruhsal planda seçtiği isimler olacak. O ayrı bir mevzu arkadaşlar. Çünkü onlar seçtikleri kadersel planda o isimle uyumlu hale zaten geliyorlar. Peki ne yapacağız? Peki bu noktada isimlerin bize getirdiği enerjilerden, zorunluluklardan, ödevlerden sıyrılacağız, ayrışacağız. Bu noktada hep farkındalık diyoruz, hep kendi bilerek yaşamak diyoruz. Hep kendi bilerek yaşamak derken, işte eve giderken bildiğin yoldan gitmek ya da bildiğin kitapları okuyup bildiğin ahkamları kesmekten bahsetmiyorum arkadaşlar. İnsanın kendi bilmesi, evet, doğarken ona verilen isimden, sonra evlendikten sonra üzerine aldığı soy isime kadar hayatında birçok noktada farkında olmak, birçok noktada kendi hakkında bilgi sahibi olmak, birçok noktada hayatını bu aydınlanmayla yaşamak, tertip etmek, sonra beğenmediği noktaları yine kolaylıkla değişebileceğini, bilme gücüne de sahip olacağını bildirerek ya da bunu fark ederek yaşamaktır. Benim kastettiğim farkındalık ve kendini bilerek yaşamak tam da budur arkadaşlar. Evet, elimden geldiğince anlattım. Bütün konular gibi bu konuda çok su götürür. Ama bu noktada şuna dönüşmeyin. İsmimizi değiştirelim mi? Ya da çocuğumuzun adını ne koyalım? Bu konuda evet dikkatli olun. Anlamlarına, manalarına bakın. Bir numarologdan bu konuda isterseniz tabii ki yardım alabilirsiniz. İsimlerin titreşimlerini ve frekanslarını öğrenebilirsiniz. O noktada daha bilinçli bir isim koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.